Videomuzun açılışını yapalım arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Saati de görüyorsunuz. Ben göremiyorum. Saat 18.20. Aysun arkadaşınız ne yaptı? Oldum bakayım. Ay dur, oldu herhalde. Dur bir dakika, bunu yapayım ha. Arkadaşınız ne yaptı? Birazdan telefonu kendime çevireceğim. Bugün kızlar mutfağın halısını serdim, buraları temizledim, sonra balkonu yıkadım, çamaşırları astım, renkleri astım. Şimdi beyazlar da yıkanacak ama onu sonra, camları sildim, sinekliği süpürdüm, balkonu yıkadım. Burayı hallettim kızlar, bayağı bir vaktimi aldı. Sonra kileri hallettim. Ayşenur aradı beni, dışarı çıkalım mı diye. Dün çıkamadı çünkü misafirleri de vardı. Gerçi abisi, yengesi, onlar gelmişti. O yüzden gelemedi bizle. Sonra beni Ayşenur aradı. Evet. Ayşenur da bugün çok şık arkadaşlar. Böyle elbisesini giymiş. Böyle. Yaz modu. Aynen, yaz modu. Güneş kremiyle artık öyle makyaj falan yok. Makyaj sıfır artık. Aynen. Sıfır. Ben zaten pek sürmüyordum. Aynen. Rimel göz kalemi yeterli oluyor. Kışı seviyorum. Güzel duruyor ciltte. Parlak böyle şey duruyor. Ama yazın... Senin fondötünün ne markaydı? Çok güzel o. Çok güzel kapatıyor. Golden Rose muydu? Şey, pudrayı değil fondöteni diyorsan ha. Eğer... Şimdi ama o fenomen de içeri alıp... Şeyin mi? Gülen Burası'nda Eylül var ya, içine kaçtılar. Eylül Öztürk'ün mü? Yok, olsun, bir şey dememizde bir şey yok ki. Onun mu almıştı? Aynen. Ondan sonra zaten ben Fleur Marinkini stokladım ama bu daha bitmedi. Onu kullanıyorum. Evet. Güzel. Böyle kızlar kombini de bu şekilde. Şimdi Ayşenur geldi. Aslında annesini de çağıracaktık ama amcası gelmiş, yengesi. Ne yaptık biliyor musunuz? Aniden dedik hiç evde yemeyelim. Patates salatası yaptık. Ayşenur da seviyor. Ayşenur da böyle kendine kahve yaptı. Türk kahvesi, termosa koydu. Bu şekilde kızlar. Bu arada bu marka var ya, acayip iyi. Büyüklere de bunların BİM'e falan geliyor ama çok pahalı. Ya büyük alırken büyük düşündük ama dedi ki biz kahve için kullanacağız. Soğuk olsa da yeterli. Küçüğünü alalım. İleride siz büyüğünden alırsınız. Pikniklik büyük olur, evet, diye düşündük. Sonra çayımızı demleyeceğiz. Şimdi birazdan kaynamak üzere. Bir de şey alacak. Ne alacaktık? Pide alacaktık. Evet. Evet, kıymalı pide. Ayşenur da çok seviyor. Sonra yürüyüş yaparız. Yiyelim sonra otur. Ayşenur domates sevmediği için katmadım. Kırmızı biber sevmediği için katmadım. Analı kızlı bir araya gelince ikisi de şey, annesinin alerjisi var. Ayşenur seçiyor. Mustafa diyorum bir, de oldunuz iki. Bir de salça da çok yiyemiyor, salçalı yemekler. Aynen. Ayşenur'a gittiğimizde ben yemek yaparım. Ben salçası, hayır ondan değil. Ben salçasız yemek yiyemem. Şey, tatlı kaşıkları var ya. Ben yemek yapar getirir. Zaten yaptığım yemeklerde çok salça gerekmiyor. Makarna. Ben evlendiğimde hiçbir şey bilmiyordum ki. Ben ne çorba ya, ne bir şey. Kolay. Hiçbir şey bilmiyordum. Başka şeyler olsun, kolay mı? Olsun olsun. Her benim şey olur. Olsun. Gelirsiniz biz de yersiniz. Ama benim yemeklerim sana biraz ağır geliyor. Evet. Dokunuyor annem mu peki? Annem bildiği için hafif yapıyor. Yoksa şeyden değil. Annem de ağır yapıyor. Hmm. Çünkü beni onu koyuyor, bunu koyuyor, şunu koyuyor ama... Hani biliyor evde ben gibi bir insan var, ona göre yapıyor. Evdekiler de alıştılar sonuçta. Aynen, artık biz de alışacağız. Evet, o yüzden patates salatamız böyle oldu arkadaşlar. Kapatalım. Ayşenur seviyor patates salatası. Hatta aklından da geçmiş. Evet, hafif hafif bir şey yapalım ya. Aslında aklımda var ama şimdi yer mi? Şimdi kitlesene. Yemez mi? Ben... Yemediğim için. Sen... Patates de dedim, aa benim de aklıma geçti. Aynen. Kaynıyor mu kızım bu? Dikkat et. Evet. Ha dur, kaynasın. Altını yarım al. Çok sıcak. Evet evet, altını yarım al sen. Tamam. Ben bunu nasıl koyacağım? Çok sıcak. Koyamaz mısın? Ben geleyim mi? Dur. Ben geleyim, yanarsın manarsın. Kurupları çok sıcak şu an. İyi ama Allah korusun kız. Dikkat et kendine. Evet.
Yengem parmağını yakmış öyle. Yengem mi? Hı, tamam. Şöyle biraz şey olsun, azıcık demi çöksün. Hı hı. Ondan sonra öyle yaparız. Mikail, cevizleri götürelim mi canım? Hayır. Orada oturduğun yerde etkinlik yaparsın. Yok. Hayatım, biz yürürken etkinlik yapmayacak mısın? Niye? Hayır canım, ben... Ayşenur'un canı ceviz çekmiş değil mi Ayşenur? Otur kırın. Ayşenur. Allah aşkına kırmaz mısın? Uğraşamam. Üzüm yaprağını da buraya koydum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde de ayarladım burayı. Selamlar arkadaşlarım. Yavaş geç canım. Telefonu düşüreceksin. Bilerek yapıyorsun değil mi? Vallahi. Ha, dikkat et. Şimdi biz çıktık. Gidiyoruz. Pidemizi alalım. Bir de ben çayın yanına birkaç bir şey daha alayım. Aslında bir kek çırpalım mı dedik. Daha doğrusu Ayşenur dedi ama dedim yetişmez dedim Ayşenur. Nereye birden giriyorsun Allah'ım ya Rabbim ya. Öyle arkadaşlar. Çok sıcakmış bugün. Ay bayağı sıcakmış Ayşenur. Bu açılmış da hali yani. Hayatım. Nereden alalım pideyi? Pideyi nereden alalım? Sonra arkadaşın olan yeri de var. Sonra çarşı içinde var. Ondan sonra cıma. Ha. Ayşenur da zaten seviyor. Ben de seviyorum. Kalabalık olur bugün ha. Orası. Bileme artık, sorun değil. Önceden kültür parka gittiğimizde tabii ki masa sandalyemiz de yoktu. Bizim belli bir süre arabamız da yoktu. Ay ben böyle var ya Allah'ım, nereye oturacağımızı düşünüyorduk böyle kara kara. Şimdi böyle masa sandalye olduğu zaman da iyi oluyor. Her yere oturabiliyorsun. Aslında bir dere kenarına da gidebilirdik. Su akan yer. Hani biz geçen yaz da gitmiştik. Orası da güzel ama şu an geç bir saat oldu değil mi? Efendi? Sana bakarken bu arabayı kaçırdım. Niye bana bakıyorsun? Hı? Kız bu ne ağır kapadır. Allah'ım. Şey küçük. Küçük sepetler nerede? Buzluktan mı, şey buzdolabından mı alalım? İçecek ne içeceksin söyle bakayım. Soda mı alsam? Soğuksa soda mı? Yok sıcak alayım. Yok sıcak soda. Nasıl içeceksin? He? Ne istiyorsan al. Şöyle mi alalım diyorsun? Hayır canım, tek satılmıyor. Tamam sen al. Sen al, ne istiyorsan al. Ben de sana uyarım. Abla. Sadece şunlardan alma. Milföy kalmadı ha? Yok öyle almayalım ya. Asitli bir şey alalım. Sprite nasıl? Sprite seviyorum. Sever misin? Ama bunun soğuğunu alalım. Tamam mı? Sade. Bardağımız. Ha su al. 3 tane su al. Uludağ var. Limonata var bak. Ondan sonra. Şekersiz limonata. Naneliymiş. Uy nane de nasıl olur ki? Zaten şu kola mola içmiyorum ben. Sen şu Çamlıca var, gazoz. Su var. Şunlardan. Sen hangisini istiyorsun söyle. Ben şundan alacağım Ayşe. Sen? Soda yani. O zaman şu iki tane de soda alıyorum, tamam mı? Tamamdır. Şöyle yapalım içecekleri de. Babam ne içer? O şey, bir şey istemedi o. O da içer ama ondan içer. Hah gel. Kapanmadı o da. Şeyler nerede, ıvır zıvır bölümleri? Bu tarafta gel. Neler gelmiş kız? Aa Ayşenur terliklere bak. Çok parmakla numarası kız. Kadın yüksek topan. 99 TL'ymiş baksana. Ama beden bunlar sana. Bunlar sana çok büyük Ayşenur. 37 ama sana bunun 35'i olur anca. Yok. Yoksa alacaktım sana. Comment. Şu çaycı gelmiş.
Dur şöyle bir bakalım gelmişken. Ha döneriz. Bahçeli olacak. Ha inşallah bahçeli bir evim olur senin de benim de. Ha, evet. 38. Bakmak lazım. Bakman lazım, araştırma. Dalay Şenur. Burası oyuncak bölümü kız. Gel bekletmeyelim. Şuradan bir şeyler alalım da gel. Aynen. Bir çayla açıyorum çakmakla. Pideler mi? Ayşenur sen getir onu. Oraya mı atıyorsun? Ha burası güzel ya. Tut şunları. Hemen açıyorum. At canım. Biz bir tane daha. Ay şey geliyor. 1000 TL şey geliyor. Sandalye. Ama açıyorsun şezlong oluyor. Bime geliyor hikaye. Bunlar bizim hemen patır patır kırıldı. Nereden almıştık biz bunu? A101'den mi? Ha evet oradan aldık. Ya da Bim'den aldık bilmiyorum. Hayatım niye cevap vermiyorum ben konuşurken? Hatırlamıyorum ki canım. Hatırla. Ha getirdin mi? Hadi bakalım. Yalnız burası da güneş var. Evet. Evet. Allah ne verdiyse artık yemeğimizi yiyelim. Şöyle sen bunları açarsın. Onu da aç canım. Bak ben yine servis için kaşık getirmeyi unuttum ha. Onu sen bana ver canım. Bunu şöyle şeylerin üzerine koysana. Kaç tur atmam. Patates salatasını çok seviyorum. Öyle arkadaşlar şimdi bize afiyet olsun bakalım. Birazdan görüşürüz. Şimdi yüzlerini çekmeyeyim. Tam şu yandaki masa kızlar bize böyle kek yolladılar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Biz de ikram etmek istedik ama kabul etmediler. Ay sağ olsunlar. Canımız nasıl da kek çekiyordu değil mi? Allah'tan başka bir şey isteseymişiz. Ne? Süt yapmış. Böyle arkadaşlar. Ama babana çay koymayalım. Kahvem var. O kahve yaptı kendine. Türk kahvesi. Evet. Kahve. Türkiş kafe. Elbisene bayıldım Ayşenur. Vallahi Trendyol Milla'dan almış kızlar. Ben de birkaç elbise bakayım oradan. O beğendiğimiz model güzeldi. Bence de yeniniz çok güzel. Aynen. Bunları çıkartayım mı? Bir tane çıkartayım en azından. Sen arayınca var ya Mikail'in yüzü gülüyor. Böyle yapıyor. Maşallah maşallah. Sen ha, sen kahve içiyorsun. Yani, tabii ki sevmiyorum. Ya. Sonuçta ben gelinimiz değil mi? Sonuçta bir kız aldım. Aynen. Ya güzel ben hep kızım olmasın. Gratis indirimlerinde lütfen kuyrukta bekleyin. Kızın olmasını isterdin değil mi? İsterdim. Ha işte bak oldu. Aynen. Biz zaten gelin almadık Ayşenur. Biz kız aldık. Yani. Yok gerçekten öyle. Sadece tek beklentimiz nedir? Saygı. Hiç ne bir iş beklentim ne bir hiçbir şey beklemem. Saygı. Bunu ben de aynı hiç şekilde bak. Bize saygı. Karşılıklama bize. Değil mi? Başka hiçbir şey istemem. Aynen aynen. Biz de aynı şekilde ona karşı aynı olacağız. Bizde varsa bizde olur. Sizde varsa sizde olur. Tamam. Biz de artık aileyiz yani. Biz neysek sen de olursun. Öyle öyle. Mustafa da aynı. Gel evimi karıştır. Ne istersen al götür. Ben kaynanam da öyleyim. Direkt buzluğunu karıştırırım. Yok buzluğunu karıştırırım değil mi Mikail? Bakarım ederim yaparım. Yok ben utanma çekinme öyle bir şey yok. Hiç. Yok. Rahat ol ya. Aynen. Mesela Ayşun bittiği zaman kendi evimiz gibi gider. Yemek yapar, çıkar. Hiç sıkıntı yok ya. Bu böyle açıyor. Üstten açsana. Öyle mi açılıyor?
Aslında öyle açılıyormuş. Öyle açılıyor mu? Aç bakayım. Sen bir yerde görmüştün, öyle açılıyor. Vallahi. Yanlış açıyormuş ya. Aa. Ay şu yandakilere ne ikram etsek Mikail? Şey, brownie. Brownie mi ikram etsek? Dur. Kızlar böyle alırken de ürünlere dikkat ediyoruz ama Doritos onların malı mı bilmiyorum, markası mı bilmiyorum ama aldım. Hani şimdiden de söyleyeyim ama genelde alışveriş yaparken de dikkat ediyoruz. Ay ben yeşilliğin, doğanın kadınıyım ya. Çok güzel. Biz de böyle ikram yapsak olur mu? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tamam. Tamam. Ben mi Karslıyım? Biz de Karslıyız. Evet evet, zaten Şiven'den anladım da. Şey, yemek sayfanızın adı ne? Aysun Altınekitçi. Şey var, ev yemekleri mi yapıyorsunuz yoksa gün yemekleri tarzı? İki tur attık. Kaç bin adım olmuştur? 3000 olmuştur herhalde. Sonra birazcık şurada video çektik. Şimdi gidelim çayımızı içelim. Çay da bir güzel olmuş. Mesela benim bu aldığım termos var ya, ben BİM'den almıştım bilirsiniz. Bunu alan arkadaşlar var. Bana Instagram'dan da yazıyorlar. Soğuttuğunu söylüyorlar. Yemin ediyorum. Dün işte gelmiştik ya. İçindeki çayı dökmedim içerim diye. Sonra sabah döktüğümde içindeki var ya, çay ılıktı kızlar. Soğutmuyor. Acaba kapağı mı, tam kapanmıyor, ne oluyor? Yani memnunum. Eğer BİM'e gelirse de, ki geliyor, hani alın derim. Çayı çok güzel sıcak tutuyor. Ay şimdi bir taraftan bir şeylere bakıyor. Aşırı kalabalık kızlar. Çok kalabalık. Öyle. Şimdi gidelim çayımız için. Arabayı gördün mü? Ha? Güzel ama değil mi? Bunlardan lazım. Baksana. Yalnız çok güvenli bir araba değil ama ya. İşte şehir içinde, oraya buraya. Şehir içinde ama Mikael, hiçbir şehir dışına çıkmayacağız. Baksana. Ay. Her şeyi aldık mı? Şimdi kahvelerimizi içtik. Kesmedi. Şöyle bir karadut özü yaptım. Saati de göstereyim kızlar. Saat de böyle. Şimdi içeri geçelim de. Şunu da içelim. Ay Mikael, ışığı yaksana, gel. Buranın camını açtım. Diğer tarafı açtım. Bayağı sıcak arkadaşlar. Adana yanıyormuş Mikael. Adamın biri suyun altında böyle serinlemeye çalışıyor. Ay vallahi Adana, sonra Diyarbakır. Yani sıcak illerde oturanlara Allah kolaylık versin. Özellikle dışarıda çalışanlara. Hadi evde oturanlar, tamam bir şekilde. Dur o tarafa dönmeyeyim, bir kendi üstü müsait değil.
Şöyle kızlar. Hadi gel. Şimdi hadi kapanışımızı yapalım. Hem de bir konuya böyle tekrardan değinmek istiyorum. Ama şu televizyonu göstermeden. Geçenlerde Betül Hanım bir tane yorum yapmıştı bana. Ben kendisine cevap vermiştim. Hani böyle tekrardan bu konuya değinmek istiyorum. Fakat herhalde cevap verdiğim videoyu izlememiş. Yine aynı şekilde aynı yorum yapmış. Neden taksit tadilat yaptırıyorsunuz? İşte kendinize eziyet yaptırıyorsunuz. İlk önce buna bir değineyim tekrardan ki kendisi büyük bir ihtimalle izlemeyecek. İzlemiyor herhalde zaten beni düzgün. Yine bir tadilat yaptırdığımda yine tekrardan yazacak bu kişi. Artık neyse, geçmiş yorumuna da baktım çünkü aynı şekilde. Kız bir de bu çok güzel ya, karı tütüsü felaket içiriyor. Ne diyeceğim? Taksi neden yaptırıyorum? Çünkü param o kadar, o şekilde yaptırıyorum. Param doğrultusunda yaptırıyorum. Ben de isterim ki birden bu eve girilsin, birden çıkılsın, bu eziyet çekilmesin. Yani bunu etkileşim için gibi sakın düşünmeyin. Bu eziyet etkileşim için asla çekilmez arkadaşlar. Ki bu en sonki tadilat gerçekten çığırından çıkarttı beni. Elif'in evini yapan ustayı gösterdim size. Balkonda kesti. Benim de balkonda kesilebilirdi ama ben bilmiyordum. Öğrendim. Siz de yaptırdığınız zaman bu şekilde yaptırın. Yani benim evim zaten o zaman olsa mahvetti. Neyse, artık sildik, süpürdük, bitirdik. Şu an evim tertemiz. Yani her taraf böyle çiçek gibi oldu. Yani bu işin üstesinden geldim. Elif bana diyor ki bugün nasıl diyor yaptın Aysun diyor. Şimdi o düşünüyor ama sen dedim benim kadar düşünme. Senin evin benim gibi olmadı. Yani onu o şekilde söylüyorum Elif'e. Neyse, o da artık başlayacak. Başladın mı dedim bitirirsin canım. Azıcık sesini kıssana, çok sesi var televizyonun. Şimdi yani param doğrultusunda yaptırıyorum. Para bitti, tadilat bitti. Sonra para olduğunda tekrardan yaptıracağız. Yani bunu da açık ve net söyleyeyim. Yani başkaları mesela görüyorum YouTube'da. Güle güle otursunlar. Villa yaptırıyorlar. Böyle yazlık ev yaptırıyorlar. Onu yaptırıyorlar. Bunu yaptırıyorlar. Allah herkes evinde güle güle otursun. Herkes parası doğrultusunda yapıyor. Biz de bu şekilde yapıyoruz. Allah herkese sağlıkla, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla oturmayı nasip etsin. Bana da nasip etsin. Demem o ki paran kadar yaptırıyorsun. Ben de bu kadar yaptırabildim. Ki bayağı da güzel şeyler yaptığımı da düşünüyorum. Aksilikler olmasına rağmen. Gelelim diğer konuya kızlar. Betül Hanım inşallah bu kısmı izlerse. Çünkü geçen gün izlememiş, bunu da izlemeyecek. Yine aynı yorum yapacak. Neyse artık. Ben geçen kuru yemiş aldım. Kaç lira tutmuştu? 250 tutmuştu. Ve ben ona çok demiştim. İşte sizleri de anlamıyorum. Çelik takıya 150 lira, 400 lira, 300 lira hani veriyorsunuz. Ama bir kuru yemişe verdiğiniz para neden bu kadar çoğunuza geliyor? O çelik takıyı almam benim tercihim. Ama o kuru yemiş, evet ben alıyorum ama öyle bir fiyat olsun ki yani herkes alabilsin. O amaçla hani ben söyledim. Bizim aldığımız, ettiğimiz tamamen tercih meselesi. Yani ben onu evet çelik takıyı alsam da olur, almasam da olur. Hoşuma gidiyor, alıyorum. Onu almayı tercih ediyorum. Ama bir kuru yemiş, bir ettir, bir tavuktur, atıyorum bir sucuktur veya bir meyvedir. Hani fiyatlar bu kadar pahalı, onu dile getiriyorum. Hani keşke uygun olsa da herkes alabilse. O anlamda söyledim. Ya aslında bunu belirtmek istedim. Tabii ki orada cümleyi ben eksik konuştuğum için bu şekilde anlaşılıyor. Tercih meselesi. Ben giderim buna. 100 lira da veririm. Tek bir bardağı 200 lira da veririm. Çünkü bu benim tercihim. Ama isterim ki şu karadut özünü mesela herkes alsın, herkes içsin. Hani burada misal veriyorum arkadaşlar. Yani kuru yemişi de o anlamda söyledim. İnşallah açıklayıcı konuşmuşumdur kız. Öyle Betül Hanımcığım, yani ben ondan bahsettim. Yani herkesin almasını isterim. Çünkü fiyatlar gerçekten çok pahalı. Ve çok da pahalanacak. Yeni zamlar filan da diyorlar yolda. Yani bu temel ihtiyaçlar arkadaşlar. Temel ihtiyaçlardan herkes evinde alsın, bulundursun, fiyatlar düşsün. O anlamda yani konuştum. Yoksa benim aldığım
takıdır, şeydir veya sizlerin aldığınız o hepimizin yani tercih meselesi diye düşünüyorum. Allah'ım az bir şey böyle bir serinlik düşse. Gerçekten yorganları kaldırdım. Artık pikeler çıktı meydana. Hatta Emre pike koyuyorum, üstüne bile örtmüyor. Bizim bu evin en seri yeri neresi Mikael? Çocuk odası. He? Çocuk odası. Değil mi? Çok serin orası ya. Ya ne yapsak, oraya mı taşınsak biz? Çocukları yatak odasına postalayalım. Bugün de Mikael işten gelmiş, çocuk odasında oturuyor. Bayağı sıcaktı değil mi bugün? Çok. Ay bugün de burada ne olmuş biliyor musunuz? Allah aileye sabır versin. İnegöl'de oturanlar duymuştur. Deminden de haber önüme düştü. Adam şantiyeye gidiyor. Şantiyeye gidiyormuş bak. Çocuk da arabadaymış. Ben gelmeyeceğim demiş. Babası da bir şeyler vermiş. Kapıyı örtmüş. Acaba klimayı çalıştırdın mı zannetti adam ki? Kapıyı örtüyor kızlar. Allah ailesine. 4 yaşında. 4 yaşında evet çocuk. Ay deminden şey çocuk ağlıyor. Uyuyor kaldı mı acaba oradan sonra? Mikael arabanın içi 50 dereceyi geçmiş. Dışarıcı. Dışarısı 34 derece. Bugün kaç derece? 34 derece vardır bugün. 32-34 vardır. Arabanın içi daha fena. Ay yani kedidir, köpektir, çocuktur. Arabada aslında böyle çok dikkatli olmak gerekiyor. Ki böyle geçen sene de bayağı bir haberler oldu. Allah ailesine sabırlar versin. Üzücü bir durum gerçekten. Mikael de akşamüstü öğrendi bu haberi. Çok üzüldü Mikael de. Ne diyeyim ki, o babanın çığlıklarını falan da izledim. Yani fena. O vicdan azabı şimdi onu hayatı boyunca yiyip bitirecek ama biraz dikkat, biraz dikkat arkadaşlar. Can, evladını kapatıyorlar ya, en azından bir camı açın veya klimayı açık bırakın. Allah korusun, kapıları kilitlemeyin. Ne bileyim, vadesi mi doluyor, bu da bir mana mı oluyor, ne oluyor ama Allah o babaya da Rabbim sabır versin. Yani artık bir ömür boyu sürekli o vicdan azabıyla yaşayıp durur. Sizleri seviyorum. Canlarım benim, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Yarın hepimize var ya böyle çok güzel bir gün olsun. Kendinize dikkat edin. Hasta olan, kalptir, tansiyondur olan arkadaşlarımız da bu sıcaklarda mümkün mertebe çıkmayın. Akşam serinde çıkın. Dikkat edin kendinize. Öğlen sıcağında falan sakın çıkmayın. Dikkatli olalım. Yarın görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.